Haftanın son gününden herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. Bilmenizde fayda var. İlk olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan gelen bir açıklama ile başlıyoruz. İngiltere'de kamu çalışanlarına yönelik zam kararını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin artırılacağını söyledi. Söz konusu zamların yakın zamanda uygulanacağını belirten Sunak, vize ücreti ve göçmenlerin sağlık ödemelerindeki artışla kasaya milyarlarca sterlin gireceğini öne sürdü. Kripto para piyasasında gündem yaratan bir haberle devam ediyoruz. İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve CEO'su Alex Meshiski dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada Meshiski ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi. Celsius ve Meshiski'ye dava açan diğer kurumlar ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu oldu. Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kendisinin ve şirketinin kayıt dışı kripto varlık satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti. Sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne yapay zeka çalışmalarına başlatılan bir soruşturma haberimiz var. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. OpenAI şirketinin verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarıyla ters düşüp düşmediğini inceleyen komisyon, San Francisco merkezli şirketten yapay zeka modelleriyle ilgili risklerin nasıl ele alındığına ilişkin kayıtları talep etti. Öte yandan komisyon, OpenAI'den gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istedi. Çin yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi. Gelin haberin detaylarını birlikte inceleyelim. Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu. South China Morning Post'un haberine göre kabul edilen düzenlemelerin yapay zeka tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığı bildirildi. Diğer taraftan düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi. Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin Nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi. Son haberimiz Rusya'dan geliyor. Rusya'nın devlet tarafından yönetilen askeri sanayi şirketi Rostec, çalışanlarının ABD teknoloji şirketi Apple tarafından tasarlanan cihazları kullanmasının yasaklandığını açıkladı. Rostec'in basın servisi yaptığı açıklamada, şirketin tüm kuruluşlarında Amerikalı üreticinin cihazlarının kullanımına ilişkin tam bir yasak getiriliyor ifadelerini kullandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi geçen ay, CIA'nin Rus vatandaşları ve ülkede çalışan yabancı diplomatlar tarafından kullanılan binlerce iPhone'a kötü amaçlı yazılım yüklendiğini iddia etmişti. Ayrıca Apple'ın Amerikan istihbarat servislerine Beyaz Saray'ın ilgisini çeken kişileri araştırmak için geniş bir fırsat yelpazesi sağlıyor iddiasında bulunmuştu. Bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.